Sektörel televizyon programımız Şehirden Haberler size Afyonkarahisar'dan merhaba derken biz de aynı zamanda çok güzel bir işletmenin konuğu olduk diyoruz değerli izleyicilerimiz. Aslında çok güzel, çok farklı bir platformdayız. Diyoruz ki hem kafe ve aynı zamanda da kuaförlük sektörü diyoruz. Tabii bu konsepti de konuşmak istiyoruz aslında, size de aktarmak istiyoruz. Yanımızda sektörün önde gelen isimlerinden Hakan Bey var. Yapmış olduğumuz hizmet ve faaliyetlerimizi kendisiyle konuşacağız. Programımıza başlıyoruz diyoruz. Hoş geldiniz Hakan Bey. Öncelikle nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Enerjinize çok daha iyi olduk. Ağırladınız bizi en güzel şekilde de. Tabii burada hizmetlerimizi konuşacağız ama biz sizi tanıyalım öncesinde. Ben Hakan Erdoğan. Yaklaşık 96 yılından beri kuaförlük yapıyorum. Yani ve bunu Afyon'da ilk bay bayan kuaför olarak başladık. Afyon'da ilk kafede kuaför konsept olarak başladık. Yani amacımız aslında ilklerden daha öte farklı bir şeyler. Yani sektörün ihtiyacı olan şeyler yapmaya çalışmak istedik. Neden mesela bay bayan kuaförüne başlamak istedik? Bugün erkeklerin çok ciddi sıkıntıları var. Manikürdür, pediküldür, işte kaşalamadır, renklendirmedir, permadır, ne bileyim lazerdir, yapacak olan işleri var. Ama çoğu kuaför arkadaşlarımız bunu yapmıyorlardı. Biz de zaten erkek kuaförüne hakim olduğumuz için dedik ki bunları da birleştirelim artık bence. Ki büyük şehirlerde var zaten böyle şeyler ama Afyon'umuz daha küçük bir şehir olduğu için okulda yoktu. Dedik biz önce olalım, hataları biz yapalım, doğruları biz yapalım ki ortaya güzel bir şey çıksın. Gerçekten çok güzel düşünmüşsünüz. Peki hem kafe alanını yaratmak hem de kuaförlüğü aynı zamanda bir arada tutmak nasıl aklınıza geldi? Aslında kafe alanı hiç aklımızda olan bir şey değil. Ama bizim dikkatimizi çeken bir durum oldu. Biz çok fazla müşteri ağırlıyorduk. Ortalama günde 150 müşteri civarında falan ağırlıyorduk. Ya sıkıntı hep beklemekti. Dedik ki biz beklemeyi ne yapabiliriz, ne yapabiliriz? Dedik ki beklemeyi biz keyifli bir alana çevirebiliriz. Ne yapabiliriz? Küçük bir kafeterya yaparız. Yani butik bir kafeterya. Amacımız dışarıdan çok kafeye müşteri gelmesi değil. Gelsin baş tacımız ama geldiklerinde müşterimiz rahat beklesinler. Ya bileyim arkadaşlar rahat beklesin veya ailesi rahat beklesin. Biz daha family bir sistem yapmaya çalıştık burada. Family bir sistemde kadın erkek olduğu için otomatik olarak çoluk çocuk geldiklerinde kuaför alanlarında çok büyük sıkıntı yaşadık. Bizim burası mesela 7. salonumuz. Daha önceki salonu bunu tecrübe ettiğimiz için. Ve dedik böyle bir başlangıç yapalım ve aslında çok da güzel bir konsept oldu. Ve bunun benzerlerini aslında biz birkaç şehre denemelerini yaptık. Ve başarılı bir sonuçlar da aldık yani bu konuda. Özellikle İzmir'de var, aynı şekilde Isparta'da var, akabinde Konya'da var, İstanbul'da zaten bu şekilde yerler var. Ama biraz daha biz dedik ki ön plana çıkan tarafı bekleme alanları olsun. Yani bugün kuaföre gittiğindeki en büyük sıkıntı ne derseniz beklemek derler. Yani kesinlikle bir kadın diyor ki evet saçım güzel olacak ama o 4 saat beklemek bana sıkıntı. Ama bunun yanında bir kafeteryaya gittiğinizde 5 saat oturabiliyorsunuz. Değil mi? Şimdi bunun için bir farklılık yarattınız aslında. Aynen. Bu birincisi. Bir de ikinci bir sistemde şu, küçük alanlarda yani bekleme alanı sıkıntı olan müşteri iletişimi çok sıkıntılı oluyor. Yani istediğim iletişim kuramıyoruz. Yani müşterimiz çok rahat bize istediğini söyleyemiyor veya biz kendimiz onu anlamak için zaman ayıramıyoruz. Ama böyle alanlarda en kötü bir çay kahve içerken bir 10 dakika bile ayırdığımızda müşterimizi çok daha iyi anlama şansımız oluyor. Ve herkese özel alanlar yarattığımız için herkese özel görüşmeler yapabiliyoruz. Yani kafeteryanın en büyük özelliği işte kişisel alanlardır. Herkes kendine özel sigarasını, telefonu rahat koyabileceği bir ortamı sahiplenebilir. Ama bugün bir koltukta yanında bir oturan, tanımadığın bir insanla oturmak en fazla bir insanda yarım saati geçmez. Teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgileriniz için Hakan Bey. Bir sonraki sektörlerimizde ve duraklarımızda görüşmek dileğiyle diyoruz. Şimdilik hoşça kalın.